Yani bir ailede problem varsa o aileyi önce hakemler ulusun. Hakemler o aileyi işte sulha selamete çağırsın. Olmadıysa o ailede vaaz edin. Yani koca hanımına nasihat etsin. Olmadıysa yatakları ayırsın. Olmadıysa, bu da olmadıysa, vadribuhunne, buradaki darp kelimesi normal dayak vurmak şeklinde değil. Yani ailede son söz söyleyen kocadır. Koca karısına bu ailenin hakiminin olduğunu ifade etsin. Peygamberimiz aleyhisselam fukaha kadına vurmayı anlatırken eli kaldırıp vurma şeklinde değil. Yani adam kolunu kaldırmayacak. Kalemle çocuğun, talebenin kulağına vurursun. Ne demek? Gözünü aç. Bak ben buranın öğretmeni, sahibiyim. Efendimiz Aleyhisselam niye böyle diyoruz? Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor, La tadribun nisa, kadınlara vurmayın. Hayırlı olanlarınız kadınları dövmezler. Resulullah Aleyhisselam'ın kadına vurmayla alakalı bir eylemi yok. O zaman buradaki ayet kerimedeki darp kelimesi kadını ikaz edecek şekilde ona dokunma anlamındadır. Yoksa dövme anlamında değil. Aile dağılıyor, parçalanıyor. Sohbet oldu, yataklar ayrıldı ama aile kurtarılamıyor. Parçalanacak. Son bir hamledir bu. Bak sonuna geldik. Artık çöküyor aile noktasındaki bir ikazdır. Resulullah Aleyhisselam duyuyor ki kızı Fatıma ile Ali radıyallahu an damadı arasında bir sorun var. Sorun ne? Hazreti Ali evi geçindirmekte zorlanıyor. Fatıma da radıyallahu anha Efendimizin kızı, o da evin işlerini yapıyor. Fakat o zaman her şeyi kadın eliyle yapıyor. Su taşıyor, değirmen taşı çeviriyor, un yapıyor. Resulullah Aleyhisselam eve gidince soruyor, nerede Ali? Demiyor da, Eyne ibnu ammik, amcanın oğlu nerede diyor. Kocan nerede demiyor ki. Yani ailedeki Fatıma'nın öfkesini azaltmak, kocasına, eşine karşı muhabbetini canlandırmak, diri tutmak için ona amcanın oğlu diyor. Yani akrabalığı dikkate al, bak öfkeni azalt. O da diyor ki işte benim yanımda öğle uykusu uyumadı, gitti diyor. Efendimiz birisini gönderiyor, bulduruyor. Yanına gidiyor damadının. O da mescitte toprağın üzerinde yatmış. Üzeri açılmış. Üzeri toprak olmuş. Eliyle toprağı siliyor. Kum ya Eba Turab, kalk ey toprağa belenmiş adam diyor Hazreti Ali'ye, damadına. Şimdi tabii bir aileyi Resulullah Aleyhisselam bu ayeti hayata taşıyor, tatbik ediyor. Bu ayetin uygulaması nasıl çözüyor? Gidip kızına, kızım hemen mahkemeye başvur demiyor. Burada bir şiddet var, bak Ali sana psikolojik bir şiddet uyguladı, sesini yükseltti, tartıştınız, git evden uzaklaştır demiyor. Kızının da gönlünü alıyor. Onu da sulha, selamete, sekinete, sükunete çağırıyor. Öyle bir ifade kullanıyor. Amcanın oğlu nerede diyor. Hazreti Ali'ye gidiyor. Ona da kızıp bağırmıyor. Üzerindeki o toprağı eliyle siliyor. Ey toprağa belenmiş adam diyor. Ayağa kalk diyor. Meseleyi Efendimiz Aleyhisselam kadınla erkek arasında bir problem olduğunda nasıl çözülecek onu gösteriyor. Yani ne kızından dolayı damadına ne de eşlerine Efendimiz dayak atıyor. Böyle bir şey yok.